Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadelenin sadece belli ülkelere havale edilmeyeceğini, ekonomik gücü, coğrafi konumu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koymasının şart olduğunu söyledi. İnsanlık olarak iklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıyayız. Son dönemde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabii afetler bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösteriyor. Tabii afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Tabiattaki her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen çevre, yok olan gıda ve su demektir. Bu durum ise çatışmalara yol açmakta ve insanları göçe zorlamaktadır. Medeniyetler beşiği olan Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Türkiye, yaradılanı sev, yaradandan ötürü anlayışıyla zengin biyolojik çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde korumakta kararlıdır. Bunu yaparken yaşam hakkına sadece biz insanların değil, tüm canlıların sahip olduğu anlayışını esas alıyoruz. 2030'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmeyi temel alan 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi sürecinin bu amaca hizmet edeceğine inanıyoruz. Böylesine zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmak bizlere ayrı bir mesuliyette yüklüyor. Bu kapsamda biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğinin teminini ve ekonomiye entegrasyonunu uzun vadeli ve gerçekçi politikalarla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne atfettiğimiz önem çerçevesinde gelecek sene 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında sözleşme dönem başkanlığını derute edeceğiz. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, devleti yönetenler 83 milyonu düşünürler dedi. 3600 gösterge. Yıllardır söylüyorum, yıllardır. Miting yaparken Anadolu'da korumalar gelir derlerdi ki, efendim polis arkadaşlar diyor ki acaba bizim 3600 ek göstergeyi de Sayın Genel Başkan dillendirebilir mi diye. Yıllardır 2014, 2015, 2016 her seferinde söyledim. Tıpkı emeklere iki maaş ikramiye gibi. Yapmadılar, kulak arkası ettiler. Sonunda Erdoğan ben 3600'ü vereceğim dedi. Güzel, gayet güzel. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Güzel, bu iyi işaret. Şimdi diyor ki, bunun üzerine ya 3600'ü kastediyor. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat bu sözü biz verdik falan filan. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Eyvallah. Yap. Sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yaparsan ben alkışlayacağım. Sen yaparsan milletvekillerimiz meclise el kaldıracaklar. Evet biz de istiyoruz diyecekler. Efendim, İlk verdiği sözden bu yana, yani 2018'den bu yana tam 41 ay geçmiş. Bir ay değil, 5 ay değil, 10 ay değil, 20 ay değil, 30 ay değil, 40 ay değil, tam 41 ay. 2018, 2019, 2020, 2021 ortada yok 3600, 2022'de yapacağız diyor. Kaçacak mı 2022'de, ne yapacak? Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık, getir.
Niye getirmiyorsun? Yine vaadinden kaçacak. Yine başka bir gerekçe uyduracak. Ya para yok diyecek, ya başka bir şey diyecek veya beni seçerseniz ben yapacağım diyecek. E artık seni kimse seçmeyecek. Sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. Her türlü para var, imkan var. Yeter ki beşli çete olsun. İmkanlar, dolar bazında garantiler, dolarlar, avrolar, her şey var. E memura geliyor 3600 ek gösteriye yok. Buradan söylüyorum. Herkes dinlesin. Bütün siyasi partilerde dinlesinler. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları, bunların tamamına 3600'ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız. Sadece bunlar değil, EYT'liler de var biliyorsun. Ama EYT'liler biraz şanslı, onlar terörist grubunda değil, onlar türedi grubundalar. Erdoğan onlara türedi demişti. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap. Henüz söz verdi mi vermedi mi onu da bilmiyorum. Ama onların da sorunlarını inşallah biz çözeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA'nın temsilcileri HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üstünde olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışıyla vasat bulur. Allah için söyleyiniz, bunların neresi dürüst, neresi düzgün, neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kolonisi, ideolojik kolonu, siyasi kordonu, ipin iradesi mi vardır? PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün kuklası, Türk ve Türkiye'nin düşmanlarının teşrifatçısı, CHP'nin iradesi mi kalmıştır? Bir terör örgütü elebaşı, Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye ayar veriyor, hizaya getiriyor, aba altından sopa gösteriyor. Buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de kalkıp "Ey katil, sen ne diyorsun?" diyemiyor. Çünkü iradelerini ve siyasi ikballerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Bu bir zillet değil midir? Bu bir rezalet değil midir? Biz boşuna mı bunlara zillet diyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na soruyorum. Kıvırmadan cevap vermesini, kaçak görüş güreşmemesini bekliyorum. Soru bir, anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Soru iki, anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Soru üç, Türk vatandaşlığı kavramı yerine anayasal yurtseverlik, Türkiye yerine ülke, Türkiye devleti yerine cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Soru 4. Demokratik muhalefet diyerek tipi HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Soru 5. Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, bu soruların gayet basittir. Ya evet diyeceksin ya da hayır. Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacak. Yüreğin yetiyorsa, çiğ süt içip karın ağrısı çekmiyorsan konuş ve sorularıma cevap ver. Korku edebiyatını bırak. Siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.
Hayırsever iş adamı Recep Özçelik, Karabük'e Fen Lisesi yaptırmak istemiş. Eski Pazar ve Safranbolu belediyeleri Fen Lisesi için yer vermeye hazır olduklarını açıklamış. Fakat Özçelik'in isteği Milli Eğitim Bakanlığı'nca yanıt bulamamıştı. Konuyla ilgili AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Recep Özçelik'e Karabük'ün ihtiyacı olan okulu yapması konusunda çağrıda bulundu ve kendisiyle bir kez daha görüşeceklerini söyledi. İnşallah Recep abi bizi dinliyordur. Ben buradan kendisini hürmetle selamlarım. Sağlık, afiyetler dilerim kendisine. Şimdi Recep abinin emsali bizim büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız. Doğru. Rahmetli oldular. Ama o hayatta. Şimdi ben kendisinden de şöyle bir şeyi talep ediyorum. Bir dostunun evladı olarak, yeğeni olarak. Şimdi hayır işlerinde hani çok şu olsun bu olsun ısrarında olmamak lazım. Ne lazım? Neye ihtiyaç var? İhtiyaç olanın karşılığı olur. Yani ihtiyaç olmayan bir iş olursa onun Allah katında bir karşılığı olmaz. Yani camiye ihtiyaç yoksa cami yapsanız onun bir hak katında değeri olmaz. İhtiyaç neyse o önemlidir. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğümüz burada neyin ihtiyaç olup olmadığını orası bilir. Biz onu bilmiyoruz mesela. Hangi okula burada ihtiyaç var? Onu Milli Eğitim Müdürlüğü veya Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ilgili yetkili arkadaşlarımız bilir. Ya Milli Eğitim Bakanlığı bilir. Hani burada ihtiyaç olan Fen Lisesi değil ise başka okullar var. Ve Recep abinin gözünün önüne yani yakın işte Yenişehir şeyinde, semtinde şu anda yeri hazır. Yani toplumun da çok ihtiyaçlı olan bir bölümünün ihtiyacını giderecek engelliler okulunun okulu. Yani böyle bir ihtiyaç var. Bunu hani bir hayırsever yapmasa devlet bunu programına alıp yapacak. Ama zaman alabilir. Böyle bir öneriyi ben il başkanımızın da geçen yaptığına şahit oldum. Ben de aynı şeyi tekrar ediyorum. Yani burada bizim amacımız şudur. Karabük'ün bir yarasına merhem olmaktır. Bu yara neyse bunu Milli Eğitim bize de neyi öneriyorsa ona uyarak yapmak lazım. Ben kendisini tekrar arayacağım Recep abiyi. Bu konuda belki diğer arkadaşlarla da bir araya gelip yani tekrar kendisinden bir ricada bulunabiliriz. Şimdi Karabük'te bir defa Recep abinin dediği Fen Lisesi'ni nereye yapılacak? Bir kere yer sorunu var. Hani ihtiyaç olsa bile bir yer bulunması lazım dediği yerlerde. Öyle bir yer şu anda mevcut değil. Safranbolu'da, orada, burada falan diyebileceğimiz şeyler de zaman alıcı şeyler bunlar. Öyle bürokratik engeller karşımıza çıkar ki yani işi aşabilir, zaman kaybı olur. Ona ömür yeter mi, yetmez mi onu biz bilmiyoruz. Ama şu anda burada her şeyiyle hazır, yeri hazır, projesi hazır, onayı hazır ve ihtiyaç olan bir okul var. Bence yani esas şey budur. Baki kalacak eser budur. Geçtiğimiz hafta sonunda Safranbolu'nun Sarı Çiçek Yaylası'na giden ve aralarında Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın da olduğu 6 kişiden 4'ü yedikleri Güzel Avrat Otu'ndan zehirlendi. Güzel Avrat Otu adlı yaban bitkisinin sağlık için çok faydalı olduğunu belirten ve avuç avuç yiyen Mehmet Ünal'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Milletvekili Cumhur Ünal'ın kendisine takdim edilen yaban mersini bitkisi benzeri olan Güzel Avrat Otu'nu yediğinde ağzında kuruluk ve dudaklarında uyuşukluk hissetmesi üzerine gruptaki arkadaşlarını uyarması bir faciayı önledi. Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, başımıza talihsiz bir olay geldi. Bu yaban bitkisini sağlığa çok faydalı diye arkadaşlardan biri önerdi. Ben ağzıma götürdüm. Bir tuhaflık hissettim ve arkadaşları uyardım. Yemeği bıraktık. Bir arkadaşımız biraz fazla kaçırmış, hastanede tedavisi yoğun
bakımda devam ediyor. Şu an sağlık durumu gayet iyi, çok şükür dedi. Şimdi ekranlarınıza güzel avrat otu yiyerek zehirlenen Mehmet Ünal'ı tedavi eden Doktor Erol Toy ve yedikleri zehirli bitkiden etkilenen Ramazan Oktay ile yaptığımız söyleşileri getiriyoruz. Özellikle bu mevsimde ormanlarda kendiliğinden yetişen bilinmeyen meyve ve bitkilerin yenmemesini öneriyoruz. Geçenlerde getirilen hasta yaklaşık 60 yaşında, ormanda kendi topladığı bitkileri yemiş. Muhtemelen yaban mersini meyvesine benzeterek yediği bir bitki nedeniyle, zehirlenme nedeniyle acile başvurmuş. Başvururken görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve ajitasyon şikayetleri varmış. Acil serviste yapılan inceleme neticesinde antikolinerjik toksik sendrom dediğimiz bir zehirlenme tanısı konularak yoğun bakıma yatırılmış. Bu süreçte 114 zehir danışmanının da önerileri alınarak gerekli antidot temin edilerek hastaya uygulanmış ve tedavisi yapılmış. Bu gibi zehirlenmelerde eğer yeterli ve gerekli müdahale yapılmazsa kişilerde ajitasyon olabilir, deliryum olabilir, bilinç kaybı veya halüsinasyon görme, hafıza kaybı olur. Daha ileri vakalarda solunum yetmezliği olabilir veya kalp durmasına yol açacak derecede kalbin hızlanması yaşanabilir. Acildeki yapılan sorgulamada bir, yani emin olmadığından tükettiği bir bitkiyi yediği ortaya çıkıyor. Bu bitki genelde halk arasında tilki üzümü, köpek üzümü olarak bilinir. Güzel avrat otu da denebiliyor. Bunların hepsi birbirine benzeyen meyvelerdir. Bu meyveler özellikle küçük çocuklarda daha düşük dozlarda ölüme de sebep olabilir. Büyük yetişkin kişiler ise bol miktarda tükettiğinde onlarda da ölüme varabilen zehirlenme bulguları ortaya çıkabilir. Hastaya Ankara'dan gerekli antidot temin edildi ve getirildi. Hastanın bilinci kapalıydı ama antidot uygulandıktan sonra şikayetleri azaldı. Yoğun bakımdaki tedavisini tamamlamak üzere bu hastamız. Özellikle bu mevsimlerde vatandaşların emin olmadıkları bitkileri tüketmemesini önermekteyiz. Ben Ramazan Oktay, Genç ve Spor'da bakanlığının işte Karabük İl Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Yaklaşık 6 kişi gezi için, gezme amaçlı biz Sarıçiğe doğru gittik. Sarıçiğ mevkisine geldiğimizde durduk, araçlardan indik. Mehmet Ünal abimiz var. Kendisi orada görmüş olduğu üzüm, kara üzüme benzeyen taneleri küçük küçük olan bir meyve olduğunu söyledi. Ve bunun çok faydalı olduğunu söyledi bize. Biz de onu bildiğini farz ederek birimiz işte bir tane aldı. Şahsım 8 tane. Kendisi daha çok yedi. Bize de ikram etti. Diğer arkadaşlar aynı şekilde. Sonuç itibariyle ağız yiyen arkadaşımız da ağız kurulu, boğaz kurulu başladı. Kendimde aynı şekilde başladı. Karabük'e geldiğimizde saat 11 civarı, 10-11 civarında Mehmet Ünal hastaneye getirildi. Yoğun bakımda, hala şu anda yoğun bakımda. Bilinci kapalıydı ama bunu düzeldi. Şahsımda ertesi gün sabah kalktığımda her yerim uyuşmuş olduğunu gördüm. Elimin kalkmadığını, hatta çay için çayı kaldıramayacak derecede, yürüyemeyecek derecede kayıp yaşadım. Akabinde şuur kaybı, vücutta kızarıklık, buna benzer titreme, halsizlik gibi yan belirtileri olduğu için hastaneye geldim. Kan değerlerime bakıldı. Herhangi bir olumsuz bir şey gözükmedi. Sonuç itibariyle biz de ayakta atlattık sayılır. Halüsinasyon gördük dün. Bugün iyiyiz Allah'a şükür, hamdolsun. Diğer arkadaşlarımız da aynı belirtiler var. Yani vatandaşlarımızın bilmediği bitkileri, buna benzer bitkileri, zehirli bitki olabilir, dikkat etsinler. Her gördüğüne sakmasınlar. Tadı çok güzeldi, güzel avrat otunu. Biz de kandık, yedik, bu hale geldik. Karabük Postası gazetesi 66. yılını kutluyor. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Postası'nı ziyaret ederek gazetenin yönetici ve çalışanlarına yayın hayatında başarılar diledi.
Yayın hayatında 66. yılını kutlayan Karabük Postası gazetesinin sahibi İhsan Ersözlü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Çetin Kaya'nın ziyareti sırasında Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, İhlas Haber Ajansı temsilcisi Yasin Erdem, Karabük Postası Haber Müdürü Nurettin Acar ve gazetenin editörü Nimet Soylu da bulundu. Bugün gazetemizin, dedem tarafından kurulan gazetemizin 65. yılını tamamladık. 66. yılına başlangıç yaptık. Bundan önce dedem, amcam, babam, şu anda da sahipliği annemin yaptığı gazetenin devamını getirmeye çalışıyoruz. 66. yılımıza bastığımız bugün de aynı çizgide devam etmeye gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiğince de sürdürmeye çalışacağız. İlk gazete 56 yılında dedem tarafından faaliyete geçiriliyor. Zonguldak'ta basılıp buraya trenle geliyor. Ondan sonraki aşamada dedemin vefatından sonra amcam gazete sahipliğini alıyor. 80'lerde gazetenin sahipliğine babam geliyor. Babamı da 5 sene önce kaybettik. Ondan sonraki aşamada da annem üstünden sahipliğiyle gazete devam ediyor. Elimizden geldiğince yayın hayatını sürdürmeye çalışacağız. Tabii ki bu süreç biraz daha zor oluyor Anadolu basınında. Ama geliştirebildiğimiz noktada daha fazla imkanlar dahilinde çalışmalar yapacağız. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri Türkiye'nin çeşitli illerindeki anaokulları için ahşap kutular üretiyor. Aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler okulların ahşap materyal ve mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi'nce anaokulları için istenen 2000 adetlik resim ilişkilendirme kutusu yapan öğrenciler bu sayede öğrendiklerini pekiştiriyor. Ana sınıf öğrencilerinin resimle bir objeyi eşleştirmek için kullandığı bu kutular daha sonra ihtiyacı olan okullara ulaştırılıyor. Elde edilen gelirden payını da alan öğrenciler bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyor. Meslek liselerimiz Karagün dostu. Gerçekten hem kendi okullarımızın hem de diğer kurumların ihtiyacını karşılama anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda bizler bu süreçte atölyelerimizi yeniliyoruz. Bakanlığımızın inanılmaz destekleri var bu konuyla ilgili. Yine biz Sayın Valimizin destekleriyle, Bakka projeleri, SOGAP projeleriyle beraber atölyelerimizi yeniliyoruz. Şimdi de arkadaşlarımız burada ahşap atölyesinde bakanlığımızın talimatıyla 2000 adet anaokullarımıza kutu imal ediyorlar. 1000 adeti hazır diye ifade ettiler. 1000 adet daha çalışıyorlar. Ben tüm arkadaşlarıma, yöneticilerime, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Okulumuzda döner sermaye işletmesi mevcut. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve valilik kapsamında bütün resmi kurumların işlemlerini yapabiliyoruz döner sermaye vasıtasıyla. Şu anda elimizdeki siparişte bakanlığımızın 2000 adet resim ilişkilendirme kutusu nasip olursa 15-20 güne kadar bu işlemleri tamamlamış olacağız. Makineleri kullanıyoruz. Makinelerle bir şey öğreniyoruz. Nasıl mobilya yapılır onu öğreniyoruz. Saklama kabı yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte, hocalarımızla birlikte. Eşleştirme kutusu yapıyoruz. El becerimizi geliştiriyoruz. Onun dışında makinaları öğreniyoruz. Bilgisayarla çizim yapıyoruz. Tasarlıyoruz, mobilya tasarlıyoruz. Türkiye Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, özellikle gençlerin kültür ve turizm elçisi olmaları bakımından biraz daha duyarlı, heyecanlı ve istekli olmalarını beklediklerini belirterek, 2022'nin sonuna kadar 5 milyon vatandaşımızı kültür ve turizm elçisi ilan edeceğiz dedi. Bizim düzenlemiş olduğumuz foto safari hem dünyada hem de Türkiye'de bütün dünya miras alanını kapsayan tek safari ve ilk defa düzenlenen bir proje. Tabii ki amacımız
17 ayrı şehirde dünya miras alanlarımızı fotoğraflamak, onların görüntülerini almak ve elde ettiğimiz materyalleri de uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımına kullanmak. Burada tabii Türkiye'yi tanıtma platformu olarak elde ettiğimiz bütün materyalleri bakanlığımızla, yerel yönetimlerle ve ilgili STK'larla paylaşmak istiyoruz. Bu manada gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere yerel yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum ben. Türkiye'yi tanıtma platformu olarak bizim ana çatı projemiz Dünya Mirası Türkiye projesi. Türkiye'de bulunan bütün dünya miras alanlarımız, yani bu ana listede, geçici listede somut olmayan kültürel miraslarımız, bunların tamamını tanıtan ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu anlamda protokol yapan tek tanıtma platformuyuz. Onun için üzerimizdeki yük gerçekten ağır ama gerçekten bu meşakkatli çalışma içerisinde biz ülkemize hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Dünya miras alanları bildiğiniz gibi bütün dünya insanların ortak değeridir. Onun için turizmden elde ettiğimiz gelirin büyük bir bölümü de buralara yapılan ziyaretlerden gerçekleşiyor. O yüzden bizim en iyi şekilde buraları tanıtmamız gerekiyor. Foto Safari projemiz de zaten bizim en önemli vizyon projelerimizden bir tanesi. Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Muammer Köy İdaresi'ndeki otomobil Çerçiler Mahallesi yakınlarında Ali Ağ yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Muammer Köy ile yanındaki eşi Fatma Köy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük'te yaklaşık 500 dekar aralığında ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı. Üreticilerin beyaz altın olarak nitelendirdiği çeltik yoğun mesai harcanarak 180 günlük serüvenin ardından hasadı başladı. Bu yıl havaların serin gitmesinden dolayı 20 gün gecikmeli olarak hasadına başlanan çeltik, kurutma işleminden geçirildikten sonra pirinç olarak sofraların vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Rekolte iyi, fena değil bu sene. Yıl serin gitmesine rağmen rekolte güzel. Ortalama 650-700 kilo bekliyoruz. Benim 4 kardeş ektiğimiz 320 dönüm. Şimdi pirinçte geçen sene biz pirinci Osmancık baldığı 7-7200'e satarken fabrikada. Bu sene de 7500, işte 7300 öyle. Yani bir 0, yani 50 kuruş diyeyim, bir artış oldu. Ama girdilerimize bakarsak %100, %150 girdiler. Normalde biz Nisan ayında yani bunu toprak hazırlığına başlıyoruz. Ama bak bu sene de biraz bir 20 günlüğüm gecikme oldu. Geceler serin gittiğinden. İşte bir 4 gün oldu başlayalı. Yani bugün oldu ayın 11'i. Bu zamana kadar Nisan ayında traktörlerimizle hazırlık yapıyoruz. 4 kardeş toprak sürümü hazırlığı. Ondan sonra Mayıs ayında da ekimi başlıyor pirincin. 20 gün, 25 gün 320 dönüm arazide ekim safhası sürüyor. İşte arkasından çeltik yani 15-20 günlüklerken başlıyor ilaçlamalar. 40-45-50 günlükte başlıyor üst çimen gübresi vermeler. Ondan sonra su kontrolünü, tavaları kontrol ederek, mahsulü bu şekilde getirerek, işte bu zamanki zamanda da biçer duvarla hasadımızı yaparak, kurutma makinamızda da tesisimizde de kurutuyoruz nemini. Bu normalde 26-27 nem geliyor. Bugün daha yeni ölçtük. Normalde 15 neme düşünene kadar kurutma makinesinde kuruyacak. Düzce'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Şevke İdaresi'ndeki otomobil D100 Karayolu İstanbul istikameti Akınlar mevkiinde Murat A İdaresi'ndeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki ÖŞ'ye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan ekiplerin otomobilde yaptığı aramalarda bir miktar hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Zonguldak'ında aralarında bulunduğu 28 ilde zamanla düzenlenen çekirge operasyonunda Zonguldak'ta tespit edilen 70 şüpheliden 63'ü yakalandı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Zonguldak'ında yer aldığı 28 ilde eş zamanlı olarak nitelikli dolandırıcılık olaylarını konu alan çekirge operasyonu yapıldı. Örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım eden hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında yer aldığı 16 şüpheli ile usulsüz şekilde rapor aldığı tespit edilen 53 şüpheli olmak üzere toplam 70 şüpheli şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltına alma kararı verildi. Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Karabük Tarım Orman Müdürlüğü'nce tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla üreticiler ve müdürlük yöneticileriyle çalışanların yer aldığı video klip hazırlandı. Karabük'ün farklı noktalarında çekilen Tarım İçin Söyle Karabük klibinde Şu Tepe, Pullu Tepe ve Arpa Buğday Daneler eserleri seslendirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü. Tarım Orman Müdürü Çetin Aybalık Tarım Teşkilatı olarak büyük bir aile olduklarını söyledi. Tarım Teşkilatı olarak bizler büyük bir aileyiz. Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin her platformda belirttiği üzere yaşamın her alanına dokunan bir bakanlığız. Bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında, denetim ve kontrollerde, bakanımızın talimatı, Sayın Valimizin desteğiyle, şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizler bu misyonla çalışanlarımız arasında motivasyonu artırmak, üreticilerimiz ile birlikte bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak, müziğin evrensel ritmi ile tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla Tarım İçin Söyle çalışması yaptık. Bu çalışmamızda bizlere destek veren kurum ve kuruluşlara, tüm üreticilerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği'nce maden şehidi yakını kadınların istihdam edilerek üretime katkı sunmaları amacıyla Maden Şehit Aileleri Üretiyor projesi hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen proje için hazırlanan atölyenin açılış töreni Kepez Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde yapıldı. Maden Şehit Aileleri kamu kurumları için üretiyor adlı projemizin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Bakanlığımız tarafından aktarılan destek 103 bin TL. Projemizin toplam bütçesi 115 bin 800 TL. Projemizin amacı kadınlarımıza yönelik maden şehit ailelerine ekonomik destek sağlamak için meslek kursları edindirmek. Maden şehitlerimizin çok değerli eşleri burada. Maden şehitlerimiz aramızda. Sendikamız aramızda, amele birliği aramızda, bütün sivil toplum örgütleri adeta birbirleriyle yarış ediyor ve şehitlerimizin hatıraları için güzel bir şey yapmak için uğraşıyoruz. Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu projenin bir parçası olmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyoruz. 17 maden şehidimizin yakınları oluşturulan bu atölyede çanta üretimine başladı.
Daha sonra hem ürün çeşitliliğine gidecekler hem de kendi atölyelerini kurmayı planlıyorlar. Kömüre gerçekten bölgemiz ayrı bir değer veriyor. Bunu dışarıdan gelip gören, yaşayan bir kişi olarak da ifade etmek isterim. Tabii bu arada şehit olan madencilerimiz var. Onların manevi şahsiyetlerinde onlara olan borcumuzun bir gereği olarak bu tür projelere devletimiz destek veriyor. Kamu kurum ve kuruluşları madenci şehitlerimizin ailelerine yakın olmak, onlarla işbirliği yapmak konusunda da büyük bir çaba gösteriyor. Hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah, hadi bakalım. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Mali Mustafa Tutulmaz ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuyuk kadın kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi. Biz öyle destek verelim sizlere. Covid-19'la mücadele kapsamında Zonguldak'ta mobil aşı birimi hizmet vermeye başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Haydi Gençler Aşıya sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan mobil aşı birimi öğrencilerle üniversite bünyesindeki görevlilere aşı imkanı sunuyor. Eğitime, yüz yüze eğitime ara verdik, uzaktan yaptık. Ama bu dönem başından itibaren artık yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yalnız vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Vaka sayılarının düşmemesi bizim için problem, bütün Türkiye için. Ama burada sevindirici bir durum var. O da hastaneye yatış sayısı az. Hele yoğun bakım sayısı çok az. Yoğun bakıma yatış. Bunun da tabii esas nedenlerden bir tanesi aşının gittikçe yaygınlaşması. O nedenle aşının yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Bütün öğrenci arkadaşlarımız, idari personelimiz, akademik personelimizin aşı olması için çağrıda bulunuyoruz her zaman. Okulun tek çözümü aşı. Bizim de vakalarımızın büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bakanlığımızın da yaptığı açıklamalarda bunu görüyorsunuz. Amacımız bu genç nüfusu aşıya ulaşmasını kolaylaştırmak ve farkındalık yaratmak için buradayız. Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescil belgesi alan ve geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ekşili pilav ve akdene çorbasının hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Ben getiriyorum size. Kastamonu İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında coğrafi işaret alan Kastamonu'nun iki lezzeti dünyaya tanıtılacak. Bu kapsamda geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve Siyez buğdayından yapılan İhsan Gazi ekşili pilavı ve Akdene çorbası herkesin tüketebilmesi için paket haline getirildi. Paketlenen ekşili pilavın hem Türkiye'de hem de farklı ülkelere pazarlanması için çalışma başlatıldı. Kadınlar tarafından paketlenen yöresel lezzetlere, KUSKA tarafından Gücüm Emeğin Platformu çalışmaları kapsamında gıda analizi desteği veriliyor. Ekşili pilavı paketli hale getirdik. Bulgurunu temin ettik. İçerisindeki otları kurutarak soğan kurusu, domates kurusu bunları temin ettik. Bunları temin ederken de aslında Kastamonu'da bir eksikliği fark ettik. Ürünümüz bu şekilde. Kişi bunu alacak, sadece suya koyacak. Zaten arkasında da gerekli tarifi var. Pişirebilecek. İnşallah bu Türkiye'deki, umut ediyoruz ki dünyadaki herkesin evine girecek. Bizden talepler noktasında da her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret gösterdik. Bir diğeri de işte Hüma Hatun Konağı. Orada da dokuma tezgahları devreye girdi. Yine biz her üreticiye mutlaka belediye olarak katkı sunmaya da hazırız. Kendinden ürettiği şeyleri çeşitli ülkelere de satan han önünden bir girişimcimiz vardı. Belediyemizin uygun bir yeri olmadığı için ona bir başka yer kiralaması noktasında destek olacağımızı söyledik. Ve görüyorum ki orada da Murat hasıl oldu. Biz de bu arada bir internet portalı üzerinden bunların satışını yapma noktasında epey bir mesafe kat ettik. Bir bütçeci işletme kurduk. Uygun olmadığını söylüyor. Sizden ricamız.
19 Mayıs Üniversitesi öğrencileri ilaç sanayisinde de kullanılabilen tıbbi aromatik bitki yetiştirdi. Yetiştirilen bitkilerin ilk hasadını 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal öğrencilerle birlikte yaptı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygulama Bahçesi'nin tesisi projesi kapsamında 27 tıbbi aromatik bitkinin yer aldığı bir sahne oluşturuldu. İlk tıbbi aromatik ürünlerin yetiştiği bahçede 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal'ın katılımıyla hasat etkinliği düzenlendi. Yaklaşık olarak bir yıl önce başlayan bir çalışmaydı bu. Bölgemizin tıbbi aromatik bilgilerde bir bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların ekstraktının çıkarılması, bunların özellikle ilaç sanayinde kullanımının bir aracı olarak kullanılması düşüncesiyle ortaya çıkan bir projeydi. Bugün aslında ilk yıl olmasına rağmen beklenenin çok üstünde bir hasat yapıldı. Tıbbi aromatik bitkilerin coğrafyamızda uygun yerde uygun türün ekilmesi ve bunların da sanayiye kazandırılması, endüstriye kazandırılması burada bir amaçtı. Arazimizde yaklaşık 10 tane çok yıllık bitkimiz, çok yıllık ağaçlı bitkimiz olmak üzere 27 tane de çok yıllık otsu bitkilerimiz ve tek yıllıklarımızdan oluşan 37 bitkiyle bir tıbbi aromatik bitkilerin üretimi ve tanıtımı amacıyla kurulmuş proje. Bu yıl ilk yılı projemizin tesis yılı, yaklaşık 3-4 aylık bitkiler bugün burada gördükleriniz ilk hasatlarımız. Asıl hasatlarımız önümüzdeki dönem Mayıs ayından itibaren başlayacak. Düzce'de yaşayan Mehmet Ali Çelik dağlardan topladığı meyvelerden kendi sirkesini yapmaya başladı. İçilebilir doğal sirke hazırlayan Çelik yapmak isteyenlere de işin püf noktalarını anlattı. Piyasadaki durumu hepimiz görüyoruz. İnsanların herkesin evine belli şeyleri yapması lazım. Malum hastalığın da özellikle çoğalmasından kaynaklı. Biz elmadan, armuttan, alıçtan ve erikten, değişik meyvelerden, sirkesinden, suyuna ve pekmezine varıncaya kadar birçok ürünü yapmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikle doğru ürüne ulaşmamız noktasında doğal ürünü, ilaçsız, tamamen tabii olan organik ürüne ulaşmamız söz konusu. Bu manada genellikle bölgemizdeki dağlık arazilerde ilaçsız meyvelere ulaşıyoruz ve onlara ulaşıp topladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bunun temizleme aşaması var. Temizleme aşaması birebir elmanın nasıl yenecekmiş gibi hazırlanıp daha sonra o elmanın tek tek kesilip içindeki çürük, çarık, sağlamlarının ayrılarak onların kaplarına konup sirke mayalama süreci var. Bu mayalama süreci ortalama 3 ay kadar sürüyor. Bu süreçleri her gün, her dakika, sabah akşam takip edilmesi gereken işler tabii ki. Koronavirüsün başlangıcı itibariyle sirkenin özellikle temizlik aşamasında ve vücuttaki güçlendirme, karaciğer besleme ve benzeri mikroba karşı direnci sayesinde biz bunun ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bizzat kendimizle, çevremizdeki arkadaşlar dahil. Bunun için biz de sirkeyi daha da geliştirip bu şekilde evimizde eşimize, dostumuza da hediye edecek şekilde sirke yapma yöntemine gittik. Bunu da doğal meyvelerden yapmanın daha faydalı olduğunu gördük. İçilebilir tamamen doğal sirke yapıyoruz. Piyasada kullanılan sirkelerde asit oranları yüksektir. Doğal fermentasyon söz konusu değildir. Bizim yaptığımız ürünler nenemizin, dedemizin yapmış olduğu özellikle eskiden gelen geleneklere uygun yapılan sirkedir. Sirke tamamen kendi kendine fermente olmaktadır. Mayası kendi içerisindedir ve tamamen doğal yollarla üretilmek. Ekstra içine herhangi bir şey katılmamakla birlikte %100 doğal fermente bir sirkedir. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Doktor Muammer Özcan, dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. Bunun 1.3 milyar tonu tüketilmeden çöpe gidiyor dedi. Dünya nüfusu her geçen yıl artış gösterirken gıda israfı konusu da önem kazanıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Doktor Muammer Özcan, gıda israfı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada nüfus artışı devam ediyor. Bugün 7.9 milyara ulaşan bir nüfus, yaklaşık 2050 yılında 10 milyara yakın, 9.8 milyar dolayında bir nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Tabii bu nüfus artışı bir tarafta gıda talebini doğururken diğer tarafta tarım alanlarının tarım dışına aktarılmasını da beraberine getiriyor.
Sonuçta artan bu gıda talebinin karşılanabilmesi için birim alandan verimliliği artırmak, aynı zamanda ürün kayıplarını oluşturan, gerek hasat arası sonrasında gerekse israfla birlikte ürün kayıpları oluşturan konuları çözüm bulmak zorundayız. Dünya genelinde 2 milyar ton meyve sebze üretimi var. Ve bunun yaklaşık ortalama değerleri üzerine baktığınız zaman %30'a kadar kısmını çöpe gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. 4 milyar ton gıda üretiminin 1/3'ü 1.3 milyar tonu tüketilemeden çöpe gidiyor. Özcan, her gün 14 bin insanın da açlıktan öldüğü, 855 milyon insanın açlıkla savaştığı günümüzde bu rakamları kabul etmemiz elbette insan olarak söz konusu olamaz dedi. Her gün 14 bin insanın açlıktan öldüğü, 855 milyon insanın açlıkla savaştığı, mücadele ettiği günümüzde bu rakamları kabul etmemiz elbette insan olarak, bilim insanı olarak söz konusu olamaz. Bunu bir gerçek olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye için de bu geçerli. 55 milyon ton meyve sebze üretimimizin yine biz ortalama 20 ile 40'ını bu isteme, hasat sonrasındaki sebeplerle birlikte çöpe atıyoruz. Onun için dünyada gıda açının kapatılmasında üretim artırmada kadar, üretimi bizzat artırma kadar en büyük katkı sağlayabilecek, hatta doğayı fazla yıpratmadan katkı sağlayacak çözüm yolu hasat ve hasat sonu kayıpları azaltmak ve israfı azaltmaktır. Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan Caddeleri ile D100 Karayolu'nun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sis kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı. Meteoroloji yetkililerine göre hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şimşir bitkisinin genetiği yapılan çalışmayla koruma altına alındı. Türkiye'nin tamamında yayılış gösteren ve süs bitkisi olarak kullanılan şimşirin şimşir güvesi nedeniyle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği 2019 yılında şimşir seleksiyonu ve çoğaltılması projesi başlatıldı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında çoğaltma çalışmaları yapıldı. Şimşir bizim ülkemizin hem Akdeniz bölgesinde hem Karadeniz bölgesinde çok yaygın olan doğal bitki örtülerimizden bir tanesi. Süs bitkisi olarak da değerlendirilebiliyor. İşte bu küresel iklim değişikliği, bunun doğaya verdiği tahribat neticesinde bazı zararlarında popülasyonların artması neticesinde birçok alanda çimşir alanlarımız tehlike altında. Yaptığımız çalışmalar sonucunda çoğu lokasyonun şimşir güvesinin zararı nedeniyle yok olduğunu gördük. Özellikle Giresun'da çok büyük ormanlık şimşir ormanının yok olduğunu, İşte Bartın, Zonguldak o civarda, Amasra civarında ormanların yok olduğunu gördük. Bu kapsamda kalan son lokasyonlarda ki şimşirlerinden çelikler alarak enstitüye getirdik ve bunları çoğalttık. Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Haliç Üniversitesi'nde yapılıyor. 13 ülkeden 226 filmin müracaat ettiği festivalin gala ve ödül töreni 15 Ekim Cuma günü yapılacak. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın müştereken düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin desteklediği devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile basın ve medya kuruluşlarının proje ortağı olduğu Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde yapılıyor.
Festivali 13 ülkeden 226 film müracaat etti. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni 15 Ekim 2021 saat 14'te ödüllü belgesel filmleri sergisi açılışıyla başlayacak. Profesyonel ve öğrenci dalında yarışan ilk 3 film ve 3 özel ödül alacak film açıklanarak ödüller sahiplerini bulacak. Türk Dünyası 2021 yılı belgesel filmini seçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği katkılarıyla devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, basın ve medya kuruluşlarının proje ortaklığında Dünya Dili Türkçe. 9 ülke, 9 şehir, 1 festival. 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali. Gösterimler Türkiye İstanbul. Azerbaycan Bakü, Kazakistan Almatı, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Makedonya Üsküp, Macaristan Budapeşte, Bosna Hersek Bosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa. Gala ve ödül töreni 15 Ekim 2021 tarihinde saat 14'te Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda. Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın Altın Portakal'da Gereksiz Bir Tartışma başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davetli olarak Antalya'ya gittim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çabaları ile 1964 yılında başlayan festivalin 58.si geride kaldı. Festivalde çeşitli dallarda ödüller verildi. Türkiye'nin Oscar'ları olarak bilinen Altın Portakal ödüllerini kimlerin aldığından çok, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek üzere sahneye davet edilen Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu. Hiç kimse Türk sinemasının perişan durumundan söz etmedi. Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın diyaloğu, daha doğrusu diyalogsuzluğu olmasa belli küçük bir kesim dışında en iyi kadın oyuncu kim, en iyi erkek oyuncu kim seçildi ondan bile haberi olmayacaktı. En iyi erkek oyuncu seçilen sanatçı kardeşimiz Tarhan Karagöz'ün adını ben ilk kez duydum. Ödül töreninin ardından da Tarhan Karagöz ile bir sohbet imkanımız oldu. Kendilerini tebrik ettik. Ülke adına başarılı çalışmalar temennisinde bulunduk. İki günden bu yana ulusal medyada ve sosyal medyada sanal gündem olan Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı nasıl gelişti? Olayın en yakın tanıklarından biri olarak bir kez de ben anlatmak istiyorum. Bu sanal gündem oradan oraya sürüklenip duruyor. Biz de orada bulunan ve olaya bizzat tanık olan bir gazeteci olarak orada ne olup bittiğini yazalım istedik. Sunucu ve jüri en iyi kadın oyuncu ödülünü Zuhal filmindeki başarısı nedeniyle Nihal Yalçın'a verildiğini açıklayınca sanatçı büyük bir heyecan ve mutluluk içinde sahneye çıktı. Ödülünü vermek üzere de ünlü dizi oyuncusu Tamer Karadağlı daha önceden anons edilmiş ve sahnede elinde Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi heykelcik ile bekliyordu. Normal olanı en iyi kadın oyuncu seçilen Nihal Yalçın'ın ödülünü Tamer Karadağlı'nın elinden alıp konuşma yapmak üzere mikrofona gelmesiydi. Ama öyle olmadı. Ödülünü kendisine takdim etmek için sahneye davet edilen Tamer Karadağlı ile muhtemelen heyecandan, selamlaşmadan doğrudan mikrofona yöneldi. Konuşma sırasında yaklaşık 1,5 metre geride duran sanatçı Tamer Karadağlı elinde heykelcik ile bekliyordu. Yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Nihal Yalçın, filmin yönetmeninden, oyuncu arkadaşlarından söz etmeye başlayınca Tamer Karadağlı son derece sıkılgan ve naif bir hareket ile ödülü Nihal Yalçın'ın eline uzattı. O anda yılın en iyi kadın oyuncusu beklenmedik bir tepki vererek "Artık sus mu diyorsunuz?" dedi.
Karadağlı ise yine zarif bir biçimde eğilerek ödülünüz ile birlikte konuşun diye takdim ettiğini ifade etti. Yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Nihal Yalçın sahneden indi. Ben de ödül törenini Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Milletvekilleri ve protokolün hemen yanında izliyordum. Nihal Yalçın'ı tebrik ettim, teşekkür etti ve aramızda aynen şu diyalog geçti. Nihal Hanım, Tamer Karadağlı ile aranızda daha önceden bir problem mi vardı? Dargın mısınız? Yok hayır. Neden böyle söylediniz? Sanki öyle bir hava oluştu. Yok heyecandan olmuş olabilir. Bu konu yanlış yorumlara neden olabilir. İsterseniz Tamer Bey hemen önümüzde oturuyor. Ödülü size kendileri takdim etti. Bir teşekkür ederseniz iyi olur. Yok bir problem yok. Diyalog aynen bu şekilde oldu. Yılın oyuncusu Nihal Yalçın da bu ülkenin bir değeri ve Türk sineması ile Türk dizilerinin önemli bir sanatçısı. Tamer Karadağlı da yıllarca 7'den 70'e hepimizin sevdiği bir dizinin başrol oyuncusu ve ülkemizin değerli bir sanatçısı. Belli ki daha önceki yıllardan aralarında bir husumet yok, gerginlik yok. Sadece ödül töreninde muhtemelen heyecandan kaynaklı bir diyalog eksikliği yaşandı. Bizim medyamız ve özellikle sosyal medyamız, Türk sineması yarım asır öncesine göre bile çok daha gerilerde kaldı. Yerlerde sürünüyor diye gündem yapacağına, bu diyalog eksikliğini gündem yaptı. Hele hele olay öyle noktalara geldi ki işin içine kadın hakları, kadına yapılan saygısızlık, hatta daha da ileri gidildi ve ideolojik bir takım tartışmalara kadar uzandı. Tamer Karadağlı'ya haksız bir linç girişimi başlatıldı. Olayın en yakın tanıklarından biri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tamer Karadağlı'yı sevin sevmeyin, bu talihsiz olayın kesinlikle mağdurudur. 1964 yılında başlayan, Türkiye'nin Oscar ödülleri olarak bilinen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni pandemi koşullarına rağmen devam ettiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Festivalin teknik organizasyonunu büyük bir özveri, güçlü bir teknik ekip ile gerçekleştiren çok değerli dostum, kardeşim Okan Kaya'yı hem kutluyor hem de bu önemli organizasyona özel olarak daveti için teşekkür ediyorum. Orada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya'da hatta ülke genelinde çok sevilen Muhittin Böcek ile Akdeniz, Karadeniz, yangınlar, sel felaketleri, kendilerinin aylarca yoğun bakımda kaldığı korona COVID-19 hastalığı ve birçok konuda sohbet etme imkanı bulduk. Kültür ve Turizm Bakanımızın Mehmet Nuri Ersoy'un değerli eşi, Safranbolu ziyareti sırasında tanıştığımız, hatta özel bir program hazırladığımız Pervin Ersoy ile Safranbolu üzerine kısa bir sohbetimiz oldu. Yılın erkek oyuncusu seçilen Tarhan Karagöz'ü kutlama fırsatı bulduk. Genç oyuncuya sinema ve sanat hayatında başarılar diledik. 58 yıllık köklü bir geçmişe sahip Antalya Altın Portakal Film Festivallerinden biri daha geride kaldı. Maalesef 2021 yılındaki festivale çok gereksiz bir diyalog eksikliği gölge düşürdü. Biz de o salonda bulunan ve ödül törenini baştan sona canlı olarak yayınlayan bir Anadolu kanalının yöneticisi olarak gözlemlerimizi objektif biçimde vurgulamaya çalıştık. Türkiye'nin bu tür lüzumsuz, sanal gerginliklere değil, birbirini anlamaya çalışan, birbiriyle barış, hoşgörü içinde olan insanlara, sanatçılara, politikacılara ihtiyacı var. Nokta.